Gitti de azıcık konuşalım. Teyze gitti de azıcık konuşalım. Konuşacaklarımız mı var bilelim yani çok hanımefendi. Çok hanım, benim çok nedir? Benim dedikodu yapacak tek şeyim yok. Bunun varsa ben siz bilmiyorum. Siz bana bırakın Zuhal Hanım. Sizde iki kız kardeş mi var? Dört kız kardeşiz. Dört kız kardeşsiniz. Aynen. Kaç çocuğun var Fatma'nın senin? Benim iki tane var. Bir de kızım var. Bir de kızın. O nerede? Aynen. O da buralardaydı. Mutfaktadır herhalde. Ha geldi İstanbul'da. Burada o da. Aa süper. Bekar. Bekar. Gelin hanım nereye? Alışverişe gidiyorum. Aa ben gelinin hamar atlığından bahsedeceğim. O yüzden heyecanla hadi bekledim gitmesini. Aa ben de dedikodusu. Evet, çok hamar attır. Evet. Çok başarılıdır. Tabii. Ama bir alışveriş tutkunu vardır ki Zuhal Hanım. Şimdi ilgimi çektiniz. Ne alıyor? Kılık kıyafet mi? Neyi? Her şeyi. Alışverişi çok seviyor. Ya. Özcan ne iş yapıyor? Alıyor. Özcan da veriyor alışveriş. Alıyor, alışverişe gidiyor. Yani. Oo. Gitsin gençtir. Ama daha 4 gençtir. Aylık ya çiçeği burnunda. Bir süre sonra evde koyacak yer bulamayınca mecburen ne yapacak? Bırakacak. Ya. Diyorsun. Gençtir. Bıkar diyorsun. Bıkar. Sen gidiyor musun evlerine Fatma Hanım? Hani daha yeni evli ya. Yani gidiyorum. Oğlum yok şu anda evde zaten. Nerede? Yurt dışında. Aa nerede? Arabistan'da. Aa Arabistan'da. Aynen. İş için gitti. Aynen iş için ne gitti. Ne zaman gitti? Bir ay oluyor daha. Ay 3 aylık evliyken. Aynen. Berivan! Efendim? Hazır mısın? Evet hazırım. Kayınvaliden masada olanları anlatıyor mu? Tabii ki de anlatıyor. Dünle ilgili neler anlattı? Vallahi sanırım ikinci gün gerilim başlamış, üçüncü günde devam etmiş. Bana deli döndü derler diyen döndü hanımı duydun mu? Duydum. Çok çılgın bir kayınvalidemizmiş sanırım. Ben artık psikolojime göre puan vermek istiyorum dedi. Ya yanlış olur şimdi yani. Kötü bir masa, bunu nasıl açacağım bir de? Poşetlerin azizliğine mi uğradın? Evet gerçekten süremden gelecek. Eyvah çok zaman kaybedeceksin. Evet gerçekten mikser. Döndü hanımın psikolojisi bozulursa sana düşük puan verir mi? Umarım bana denk gelmez kötü bir psikoloji. Ama yanlış bir düşünce bence. Güzel yapan olduktan sonra düşük puan vermenin hiçbir manası yok. İddialı mısın yoksa? Evet öyleyim, yemeklerimi yiyince sen de fark edeceksin. Bu kadar çok domatesi ne yapacaksın? Benim çorbam, ana yemeğim, her şeyim domatesli mikserdi. Domates çorbasına çok basit diyecekler. Tadına baktıktan sonra bence demeyecekler çünkü gerçekten lezzetli yapıyorum. Salkım domates yerine neden rengi kırmızı bile olmayan domateslerden aldın? Ya ben orada birkaç tane olgun domates aldım. Birkaç tane de sert domates salatam için aldım. Merak etme mikser, ben onun analizini yapıyorum. Kayınvalideler domatesin içine bakmadığın için seni eleştirebilir. Vallahi domatesin içine bakma şansım yok. Mikser ne diyorsun? Kazanırsak aynen, parayı alıp eşlerimize sürprize gideceğiz. İnşallah. Eşlerinize. Benimki de orada çünkü. Aa! Senin eşin ne zamandır orada? Benimki 3 senedir orada. Ay zor olsa gerek tabii. Ya zor tabii kolay ki. Kolay değil. Yani, ne yapsın ekmek ne yapalım? Parası? Ekmeğimiz orada demek ki. Doğru. Oraya gitmek zorunda. Bizden oraya da selam olsun o zaman. Bence de. Ay. Çok seviyorlar. Ama güzel sizi. Sürpriz olur ha. Valla. Düşünsenize yani, kapıyı bir açacaklar. Aynen öyle. Yelil yelil. Nelil nelil. Doğru söylüyorsunuz. Giderken o kıyafetlere birinin bakalım tavırları nasıl olacak? Şşt, o işler bende. Aynen doğru söylüyorsunuz. Hemen bakarız internetten. Ama sadece eşim ve oğlum değil. İki tane erkek kardeşim orada. Yeğenlerim, eniştelerimiz. Herkes, bütün aile erkekleri bütün orada. Bütün aile orada aynen. Ay. Aynen. Kolay değil tabii. Allah kolaylıklar aynen versin. Gurbette çalışan aynen herkese ve de yaşayan aynen herkese tabii ki. O kadar biberi ne yapacaksın? Benim ana yemeğim biberli. Benim bir sosyal medyam var. Orada adım... Gelinlerimiz artık yemekleri az yaptığı için bana hiç kalmıyor. Vallahi ben evde yemek yapınca herkes bana yeter artık bu ne falan diyor yani. O öyle bol bol. O zaman bugün bol kepçeden çiğ köfte yoğurursun. Aynen öyle yapacağım. Etli mi yapacaksın? Etli yapacağım. Çiğ köfte etsiz olmaz ki. Kaç dakika yoğuracaksın? 30 dakika falan. Çünkü 6 kişilik yapacağım için az olacak. Bu hafta bir gelinimiz rekor kırdı. Tam 35 dakika çiğ köfte yoğurdu. Hı, zamanı yeterse o rekoru geçebilirim. Dünkü gelinimizin çiğ köfteyi blenderdan geçirmesine ne diyorsun? Ya evet, o biraz pratik olmuş. Yani gerek yoktu bence, elinde yoğurabilirdi. Süresi yetmeyecek diye korktu. Bu arada sen de çok yavaşsın. Hızlanman lazım. Normalde de çok hızlıyım biliyor musun? Sanırım ben seninle konuşup hem bir şeyler alamıyorum. Şimdi ne alıyorsun? Roka. Roka mı tere mi? Roka ya. Tere olabilir. Mikser. Roka mı gerçekten? Roka. Rokayı salatada mı kullanacaksın? Hayır. Çiğ köftemde sunacağım. Geldiğinden beri mesela ben evimde hiç mutfağa girmedim. Ne? Bütün yemeklerimi o yapıyor. Hiç gitsinler istemiyorum. Aa ne güzel. Temizlik yok, yemek yok. Yani her şeyim hazır. İşten geliyorum çok rahat. 4 aylık geline iş mi yaptırıyorsun? Çok hamara. Çok yoruldu. Gelini bir an önce bitsin. Kızım buraya gelme sebebi dinlenecek, enerji toplayacak, yemek yapacak.
bize ki 15 bin TL siz de evinizin işini gör hazır gelmişken diye. Kaynanalık yapıyor işte. Ya. Resmen. Büyük gelinlik... bir testten geçiyor şu an aynen, gelinimiz. Aynen hemen alıp kızı eve götürmem lazım. Aa yani. Ne güzel valla gel. Sizde kız yok mu? Bizim bir tane küçük kız kardeşimiz var Nimet buradan ona kocaman öpücükler. Selamlar. Pampa diyorum ben ona. Ondan sonra kendi Pampa. Aramızda öyle. Çok kafa kadın ya vallahi ya, inanın bana. Öyle. Ay siz de yaşlanmaz insan ayol. Ah onu bir de kocamaz onu. Çok fena. Onu da tanımak lazım. Güzel, hangi her kamera şey çekiyor? Olmalı diyor. Hangi kamera hepsi size evinize almadı. Seni. Hep bismillah. Nimet buradan enerji kesin gönderdi yemin ediyorum. Nimet Hanım'ın enerji maaşıma geçti. O bu arada bir şahlanıyor. Nimet deyince oluyor. Özlem gel mutfağa ya. Gelin çünkü oğluşum sizden kocaman öpücükler bekliyor. Kendi öz oğluşunuzu. Ahmet Can evet çok seviyorsun. Benden de oğluşunuzu öpücükler. Hayran hadi size. Mutfağa geçelim beni bana karşılayalım buyurun. Bir bakar mısınız? Hemen şu iki butu verebilir misiniz bana? Butlarla ne yapacaksın? Miktercim, butu çorbamın et suyunu kaynatacağım. Domates çorbasına tavuk suyu mu koyacaksın? Tabii ki de. Orijinal domates çorbası öyle olur mikser. Listeni kontrol etmeyi unutma. Bakacağım şimdi bir dakika. Kayınvalidelerden kaç puan bekliyorsun? Ben özellikle Döndü Hanım'dan 10 puanı bekliyorum. İşte o zaman Aysel Hanım çıldırır. Bilmiyorum artık. Cevizim nerede cevizim? Son 6 dakika. 6 dakika mikser hayır. Ceviz nerede ceviz? En altta ve solda. Mikser. Ya ben de sana inanmıştım. Cevizleri de alan gelinimiz hemen listesini kontrol ediyor. Başka her şeyim tamam. Sarımsağımı aldım, ekmeğimi aldım, salatalık turşumu aldım, tahin. Berivan listesini kontrol ettikten sonra aldığı ürünleri kasadan geçiriyor. Ne kadar tuttu? 258 lira 20 kuruş. Tamam şöyle vereyim hemen. Şimdi nereye? Hadi yemek yapmaya gidelim. Ay gözüm gönlüm aç. Siron mu bu? Evet onu yaptım ama sakladım. Mikser yemesin diye mikrodalgada sakladım. Yeni çıkarttım onu. Ay elinize sakladım. Sağlık Özlem Hanım. Dünyada içeceğiniz en lezzetli kahve yaptım size. Diyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü kulağında çiçek var. Ay. Kahvenin üzerinde çiçeğin etkisi yatsınamaz. Kesinlikle. İnkar edilemez. Aynen. Bunlar... Bunları Tunceli'ye gittim. Memlekette köyde kendim kuruttum hepsini. Of, of, sizin of, için of. Getirdim. Ben bana mı? Evet sizin için onlar. Ben de yemeklerinde kullanacağım zannediyorum. Hayır hayır var. Hayır onlar sizin için. Ay çok teşekkür ederim. Şuraya rica bak ederim. Patlıcanlar biberler. Aynen. Patlıcan var biber var. O nedir? O elmalı kurabiye ben onu, yaptım. Onu da süslü teyzemiz yaptı. Eminim bu dünyadaki en güzel elmalı kurabiye. Ay onu diyecektim gerçekten ama öyle. Yemeden ben söyledim. Oğlunuz kaç yaşında sizin? Oğlum çok seviyor. Anne ne olur benim sevdiğim kurabiyeden yap deyince yaptım. Oğlunuz en sevdiği kurabiyeyi bana mı yaptırdı? Evet ne olur tatlım adı ne? Dedi Ahmetcan. Ahmetcan. Evet. Kaç yaşında Ahmetcan? 11 yaşında. Aa, küçük. Evet. Aa, o çok var daha ona. Ben geldim. Haberi var. Hoş geldin. Hoş geldin tatlım. Ne haber? İyidir. Berivan'ın bütçesi yetmiyordur dedi. Benim kartımdan kullanmıştır dedi. Aa. Neyse biz sonra hesaplaşırız. Sen de elini yüzünü yıka. Tamam ben geçeyim hemen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.